sizlere gebelik şekeri tanı ve tedavisiyle ilgili bilgiler vereceğim. Anlatacağım bilgileri puder.org.tr'nin internet sitesindeki kılavuzdan da bulabilirsiniz. Ama ben sizlerin anlayacağı dilde çok basitleştirdim, sadeleştirdim bu kılavuzu. Çok güzel bir kılavuz. Gerçekten meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Bizlerin de faydalanabileceği özet bir kılavuz hazırlamışlar. Daha sonra videonun sonunda da genel bir tatlı yeme krizlerimizden bahsedeceğim. Acaba kadınlar bazı dönemlerde özellikle adet öncesi ya da kendilerini değersiz, sıkışık hissettikleri dönemlerde neden acaba tatlı, çikolata krizlerine tutuluyoruz ve bu dönemlerde de neler yapabiliriz? Gebelik şekeriyle başlayalım. Gebelerin ortalama %5'inde gebelik şekerini görüyoruz. Tanısını 24 ila 28. hafta arasında tanı ve tarama testleriyle koyabiliyoruz. Peki eğer sizde gebelik şekeri saptandıysa bebeğinizle alakalı ne gibi riskler olabilir? Bir tanesi düşük yapabilirsiniz. Gebelik zehirlenmesi, preeklemsi görülebilir. Enfeksiyonlara daha açık bir hale gelirsiniz. Gerek vajinal enfeksiyonlar olsun, idrar yolu enfeksiyonları ve vücuttaki tüm enfeksiyonlara açık hale geleceksiniz. Daha önceki videolarda burada çok detaylı bahsetmeyeceğim ama bu yüksek şekerin fizyopatolojisiyle ilgili bir takım bilgiler paylaşmıştım. Kanda şeker arttığı zaman onun bir parçalanma süreci var, bakterilerin, probiyotiklerin onu işleyişi var falan filan. Burada uzatmayacağım arkadaşlar ama bilin istiyorum ki gebelik şekeri olanlar her tür enfeksiyonlara açık hale gelirler. Doğumları zor olur. Neden? Çoğu zaman iri bebek olur. Ya da iri bebek olmasa bile yine annenin fazla kiloları nedeniyle bebeğin doğum kanalına yerleşmesinde bir takım problemler olabilir. Bu hem normal doğumda hem de sezaryen doğumda karşımıza çıkar. Kanama problemleriyle yine karşılaşabiliriz. Çünkü şeker bir genel bir metabolizma rahatsızlığıdır. Ve pıhtılaşma faktörleriyle ilgili de yapılan çalışmalar bir takım değişiklikler olduğunu göstermiştir obez hastalarda. Peki en çok karşımıza gelen soru ne? Acaba bebeğimde ne gibi problemler olabilir? Bebeğinizde eğer gebelikle beraber şeker hastalığıyla karşılaştıysanız, yani gebe kalır kalmaz sanık olmuş bir şeker hastalığınız varsa sakatlık görülebilir. Yani bebeklerin organ sistemlerinde, organ gelişimlerinde bozukluk olabilir ve maalesef ki ani bebek ölümleriyle karşılaşabiliriz. Bebeğinizde su fazlalığı olabilir, erken doğum olabilir, iri bebek olabilir, omuz takılması görülebilir. Ama omuz takılmasına bir parantez açmak istiyorum. Omuz takılmasını biz iri bebeklerde görüyoruz ama benim asistanlığımda bana verilen bir konuydu, araştırmıştım ve şunu bulmuştum. Omuz takılmalarının çoğu nedeni de anne karnı faktörler. Yani iç faktörlerden kaynaklanıyor. Genelde biz hani korkuyoruz ama işte şeker bebeklerinde omuz takılacak diye, ama çalışmalarda aslında çok da bununla alakalı çelişkili şeyler var. O yüzden şeker eşittir omuz takılması gibi düşünmeyin. Bebeğinizde yine doğduktan sonra sarılık gözükebilir ve bir takım mineral ve elektrolit dengesizliği olabilir. Şekeri düşük olabilir. Şeker bebeklerinde korkarız. Neden? Annenin yüksek şekerine alışmıştır bebek. Anneden gelen kanda yüksek düzeyde şeker vardır. Bebek bir anda doğdu tak diye şeker, bu yüksek şeker kesilmiş olabilir. Ve bebek kendi metabolizmasını kurana kadar da bu bebekleri yakın izlemek lazım. Bu bebekler yine ileride şeker hastalığı olabiliyor. Ve obeziteyle karşımıza erişkin yaşta gelebiliyorlar. Peki bizim önerimiz ne? Gebe kalmadan önce mutlaka kan şekerinizin belirli bir düzeyin altında olması lazım. Hekim kontrolünde olması lazım. Hemoglobin A1C çok önemli. Bunun %6,5'un yine altında olması lazım. Üstünde olduğu zaman yine ilk 12 haftada özellikle bebek kayıplarıyla ve bebek sakatlıklarıyla karşılaşabiliyoruz. Peki gelelim, tanısını nasıl koyuyoruz? Şeker tarama testi çok tartışılan bir konuydu son 3-5 sene içinde ama şu an çok daha iyi durumdayız. Artık biliyoruz ki hastalar da bilinçleniyor. Şeker tarama zararlı değil. Bebeğinize herhangi bir sıkıntı yaratmaz. Sloganı değiştirmemiz lazım. Şeker tarama öldürür diye bir slogan vardı arkadaşlar.
böyle bir şey yok. Tam tersi şunu diyeceğiz. Şeker öldürür. Ama şeker öldürürün tanısını koymak için de bu tanı tarama testlerini yapmamız lazım arkadaşlar. Bu tanı ve tarama testlerini yapmadık. Şekere maruz kalmaya devam ediyor bebeğiniz. Evet, başına istemediğimiz hadiseler gelebilir. O yüzden bizim için tanı tarama testleri çok kıymetli. Kimlere yapmamamız gerektiğini de anlatacağım ben. Şimdi iki tane testimiz var. Bir tanesi tanı testi, diğeri de tarama testi. Benim klinik pratikte tercih ettiğim, her hekim farklı test tercih edebilir. Bunların artılarını, eksilerini anlatacağım size. Ben 75 gram OGTT tercih ediyorum. Bunun özel hazırlanan solüsyonları var. Eskisi gibi işte suya koy, toza koy, karıştır falan değil. Artık böyle pet şişelerde satılan, çok daha tadı güzel olan preparatlar var elimizde. 75 gram ve 100 gram kesin tanı testleri arkadaşlar. Yani bunları yaptığınız zaman şeker hastalığı olup olmadığını tanısını koyabiliyoruz. 75 gramdaki 0. saat, yani açlık 1. ve 2. saat düzeyleri alıyoruz. Ve bu 3 düzeyden bir tanesinin yüksek olması da bize gebelik şekeri tanısını koydurur. Bu değerler ne? 92, 180, 153. Hızlı geçiyorum buraları. 100 gramın da eğer 1, 2, 3, 4 tane kan alıyoruz. 0, 1, 2, 3. saat. Bu 4 tanıdan, 4 testten 2 tanesinin yüksek olması da yine gebelik şekeri tanısını koydurur. Bunun değerleri de 95, 180, 155, 140. Gelelim 50 gram, yani tarama testine. Tarama testi adı üzerinde tarama testidir. 0 ve 1. saat olarak bakılır. Aç olmanıza gerek yoktur. 75 gram ve 100 gram da 1-8 saat açlık isteriz. Ama 50 gramda böyle bir kaide yoktur. Bu testte de 0 ve 1. saat şeklinde alabilirsiniz. Ya da direkt 1. saat şeklinde de yapabilirsiniz. 140'ın altında, 1. saatte 140'ın altındaysa normal diyoruz. 140'ın üzerindeyse de o zaman 75 gram ve 100 gram OGTT'ye geçebiliyoruz. 140-180 arasında, 180'in üzerindeyse de eğer arkadaşlar direkt tanıyı koyabiliyoruz. 75-100'e gerek yok. Ya bunlar daha çok sağlık profesyonelleri için bu verdiğim değerler ve bilgiler. Siz istiyorum ki, özet yapıyorum, iki tane test aklınıza kalsın. Biri tanı, diğeri de tarama testi. Bunu hangisini, hekiminizin alışkanlığı varsa, hangisi sizin için uygunsa onu hekim arkadaş zaten seçecektir. Peki kimlere yapmaya gerek yok? Hani şeker zehirler, şeker tarama yapmayalım dediklerimiz var ya. Mesela biz gebe gelir gelmez bize başvuru başvurmaz açlık kan şekerine bakıyoruz. Açlık kan şekeri 126'nın üzerindeyse ya da rastgele baktığımız kan şekeri 200'ün üzerindeyse, hemoglobin A1C'si 6,5'un üzerindeyse zaten şeker tarama testine gerek yoktur. Biz direkt gebelik şekeri tanısını koyabiliriz. Peki ideal olan aralık ne takip sürecinde? İdeali kan şekerinin 95'in altında olması, 1. saat topluk kan şekerinin 140'ın altında olması, 2. saat kan şekerinin de 120'nin altında olması, yine bize 3 aylık izleme gösteren hemoglobin A1C'nin de 6,5'un altında olması gerekmekte. Doğum şekli özellikle soruluyor. Doğum şeklinde de ve doğum zamanlamasında da baktığımız parametreler var. Şimdi genel olarak söylüyorum, ben çok fazla 39. haftanın üzerine geçmeyi, yani böyle 40 haftalara buldurmayı sevmiyorum gebelik şekeri olan hastalarda. Ama eğer diyetle kontrollüyse, herhangi bir risk faktörü yoksa da 40. haftaya kadar bu hastalarda beklenebilir. Normal doğumlu sezeryan mı? Literatür diyor ki 4500 gramın üzerine sezeryanla doğurtalım. Bunun altı doğurabilir deniyor. Ama bakın tıpta arkadaşlar 2x2 dört etmez. Bu hastanın kilosuna, pelvisine filan, bunlara göre hekimin kendi kararını değerlendirip ve hastanın korkuları önemli, kaygıları önemli. Mesela eğitimli bir gebede atıyorum 4400 gramı kabul edebilirseniz, bu normal doğur ya da çoklu doğurmuş bir gebedir, 3. gebeliğidir. Diğer hastada farklı olabilir. O yüzden lütfen bu rakamları işte ben şu kadar doğurdum, normal doğurdum, sezeryan doğurdum gibi düşünmeyin. O anda genel bir değerlendirme yapılır. Bu rakamlar sadece ortalama, bizim ortak dili konuşabilmemiz adına verilmiş rakamlardır. Peki gelelim, neden şeker yeme ihtiyacımız oluyor? Neden tatlı krizleri oluyor bayanların çeşitli dönemlerde ya da gebelerin? Şimdi gebelerin 24. haftadan sonra insülin direnciyle alakalı değişiklikleri nedeniyle
daha çok şeker ve tatlı krizleri 24'ten sonra. Bu fiziki olarak bedenin bilgisi. Peki ruhsal alemde ne oluyor? Bakın arkadaşlar, 0-3 yaş dönemi bizim oral dönemdir. Yani ağızdan beslenme dönemidir. Bu dönemde eğer sevgi ihtiyacımız karşılanmadığı zaman bize beslenme verildiyse, yani biz sevginin yerine beslenme koyduysak ve bunu bilinçaltı mekanizmalarımız sevgiyle beslenmeyi eşleştirdiyse, siz de duygusal olarak açlık gösterdiğiniz dönemlerde iki tane yola gideceksiniz. Bakın depresyon diyoruz ya, tanı kullanmak istemiyorum ama çünkü benim branşım değil. Hadi diyelim kendinizi kötü hissettiğiniz, çok gün hissettiğiniz, depresif hissettiğiniz dönemler olsun. Bu dönemlerde iki yol vardır. Kimisi yemek yeme yoluna gider, tatlı krizlerine gider, kimisi de hiçbir şey yemez. Bu dediğim gibi 0-3 yaş döneminde neyi neyle linklediyseniz, nöro asosiyatif yollarınız, yolaklarınız ne şekilde geliştiyse, nasıl öğrendiyseniz o yolaktan gideceksiniz. Peki biz klinik pratikte ne yapıyorum ben? Benim takip ettiğim gebelik şekeri hastaların olduğu halen de olmaya devam ediyor. Tabii bakın, zamanımız kıymetli. Bu bebek için bir hafta, bir gün, bir saat çok kıymetli. Böyle uzun dönem çok psikoterapötik müdahaleleri işte psikiyatrik, psikolog arkadaşlara yönlendirecek bazen süremiz olmuyor. O yüzden ufak tefek halledebileceğimiz hastayla biz kendi muayenemiz için de halletmeye çalışıyorum. Şimdi yapmamız gereken pratik uygulama şudur arkadaşlar. Hastanın o içindeki çocukla, o kodları yazan çocukla iletişime geçmeniz lazım. Onu ikna etmeniz lazım. Gebenin değerli ve özel hissetmesi lazım. Çünkü eğer değersizlik inancını yemekle bağdaştırdıysa, her kendini değersiz ve sevilmiyor hissettiğinde de şeker, çikolataya başvuracaktır. Ben hastaya diyorum ki lütfen canın bu çikolata şeker krizi ataklarında önce bir dur düşün. Neden canın o anda onu yemek istiyor? Acaba bir 5-10 dakika önce birisi seni değersizleştirdi mi? Birisi seni yok saydı mı? Oraya git. Duygusal bir acın var. Bunu zevkle mi kapatmak istiyorsun? Oral zevklerini kapatmak istiyorsun, buna bak diyorum. Orada bir anda kal, dur düşün. Ve çoğu zaman da zaten cevap bu oluyor arkadaşlar. Bir 5-10 dakika önce işte eşiyle tartışmış oluyor. Burada eşlere çok büyük görev düşüyor. Lütfen gebelere çok değerli ve özel olduklarını hissettirelim. Bu gibi durumlarda lütfen orada kal, o duygusal sıkışıklıktan çık. Ondan sonra canın ne yemek istiyorsa ye. Zaten siz de gebe olmanız şart değil. Bunu klinik pratikte yaptığınız zaman arkadaşlar, sıkışık hissettiğiniz anlarda, tatlı kriziniz olduğu anlarda bir durum düşünün. Neden canım bunu istiyor? Birisi canımı yaktı. Çünkü acıyı zevkle kapatmış olabilirsiniz. O acının geçmesini bekleyin. Hiçbir şey yapmayın diyorum ben. Bir şey yapamıyorsa hiçbir şey yapma yani. Hani acının geçmesini bekle. Bir anda kal. O acını yaşa. Daha sonra bu acı hata zaten 5-10 dakika içinde geçecektir. Geçtikten sonra canın halen daha tatlı istiyorsa ne istiyorsan ye diyorum. Ama görüyoruz ki gerçekten bu acı hata geçtikten sonra da kimsenin canı öyle abartı tatlı falan istemiyor. Bir de kesin kısıtlamalar yok. O içteki çocukla çatışırsak arkadaşlar daha çok yeme eğilimine gidiyor. Diyorum ki acı hata geçsin, sonra ne kadar yemek isterse biz o çocuğa yedireceğiz. O çocukla iletişimin bir takım böyle klinik pratikte benim uyguladığım teknikler var. Mesela Luce'den öğrendiğim sol elle yazdırma tekniği var. Sol elle hastayı yazdırmaya başladığınız zaman direkt o içindeki çocuk yazı yazmaya başlıyor. Ona ikna ediyorum. Diyorum ki sen kaç tane çikolata yemek istiyorsun? Hastaya konuşma diyorum, sadece yaz. Bir iki dilim yeter mi? Yeter diyor. Anlaşıyoruz, uzlaşıyoruz. Tamam diyorum, canın isteyince yiyeceksin ama canın acıyınca değil, isteyince tamam mı? Bir iki dilim işte şöyle böyle yapacağız filan. O içerideki minik çocukla da anlaşma sağladıktan sonra diyetisyenimizin ve endokrinolog arkadaşımızın verdiği listeye hastanın uyumlanması çok daha kolay ve rahat oluyor bizim için. Evet arkadaşlar, bunlar benim anlatacaklarım, özetleyeceklerim. Detaylı bilgi almak istiyorsanız dediğim gibi meslektaşlarım bununla ilgili bir kılavuz yayınlamışlar. Puder.org.tr'den bu kılavuza da ulaşabilirsiniz. Teşekkür ederim.